Evet. Atar damarlar ve toplar damarlar hakkında konuşacağız bu videoda. Ve bunların dolaşım sistemindeki rollerinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle videoyu durdurun ve atar damarlar ve toplar damarlarla ilgili neler bildiğinizi şöyle bir düşünün. Sanırım şöyle başlayabiliriz. Atar damarlar ve toplar damarları gösteren çizimlerde atar damarların her zaman kırmızı ile çizildiklerini görmüşsünüzdür. Hatta burada biz de atar damarı kırmızı ile yazdık. Buna karşılık toplar damarlarda hep mavi ile çizilir. Bu durum belki de bu damarların ne kadar oksijen taşıdıkları ile alakalı olabilir. Mesela atar damarlar oksijenli yani temiz. Toplar damarlarda oksijensiz yani Kirli kan taşır diye söylenir. Aslına bakarsanız bu doğru değildir. Evet doğru değildir. Yani evet çoğu zaman atar damarlar temiz, toplar damarlarda kirli kan taşır. Ama bunun geçerli olmadığı durumların da var olduğunu birazdan göreceğiz. Hazır mavi kırmızı ayrımından ve oksijen seviyelerine göre temiz ve kirli kandan bahsederken bir kavram hatasından daha bahsetmek istiyorum size. İnsanlar genellikle oksijen seviyesi düşük olan yani kirli kan taşıyan damarların mavi olduğunu düşünür. Çünkü bileklerimizin iç kısmına baktığımızda gördüğümüz damarlar mavidir. Evet bu damarlar gerçekten de toplar damardır ve derimizin altından mavi görünür. Kavram hatasının nereden geldiğini anlıyor musunuz şimdi? Kollarımızdaki toplar damarlar mavi göründükleri için kirli kan taşıyan damarların yani toplar damarların mavi oldukları düşünülür. Oysa ki bu doğru değil. Kirli kanın rengi mavi değil, koyu bir kırmızıdır. Evet, bileğimizdeki damarların mavi görünmesinin sebebi ise ışığın derimizin içine girip damarların yüzeyinden geri yansımasıdır. Yani sonuçta bu kanın gerçek rengi mavi değildir. Şu ana kadar henüz atar damarlar ve toplar damarlarla ilgili net bir tanımlama yapmadığımın farkındayım. Bunu yapmadan önce şunların üstünü çizeyim. Bu damarlarla ilgili daha iyi bir açıklama isterseniz, atar damarların kanı kalpten vücuda doğru taşıdıklarını, yani dağıttıklarını söyleyebiliriz. Kalpten dışarı diye not ediyorum. Evet. Toplar damarlarsa kanı kalbe doğru taşırlar. Buraya da kalbe doğru diye yazıyorum. Evet. Şimdi bir kalp şeması açalım ve bunu biraz daha yakından inceleyelim. İşte şimdi üzerine çizdiğim açıklamanın neden her zaman doğru olmadığını göreceksiniz. İlk olarak kalpten pompalanan kanı düşünün. Kalpten pompalanacak olan kan buradadır ve aorta doğru ilerler. Burada da aortun kollarını görüyorsunuz. Evet bu kanın bir kısmı yukarıya yani başımıza doğru pompalanır. Eğer pompalanmazsa bayılabilir hatta ölebiliriz. Kanın büyük bir kısmı da aşağı yani vücudumuzun çeşitli yerlerine doğru pompalanır. Bu kanın oksijen açısından zengin olduğu doğrudur. Atar damarlar ilerilere doğru çok ama çok küçük kılcal damarlarla dallanmaya başlarlar. Ve bu noktada oksijenin çok büyük kısmını da çevrelerindeki hücrelere ve sıvılara geçirirler. Oksijen seviyesi düşük olan kirli kanın mavi olmadığını söylemiştik. Ama şemalarda mavi ile gösterildiklerini de biliyoruz. Burada ben de aynını yapacağım. Bu minik damarlar bundan sonra toplar damarlara doğru ilerlerler az önce de söylediğim gibi kılcal damarlar atar damarlar ve toplar damarlar arasında gaz ve besin geçişlerinin gerçekleştiği esas kısımdır evet işte bunlar kılcal damarlar kılcal damarlardan geçen kan gerekli gaz ve besin geçişlerinden sonra toplar damarlar içinde kalbe doğru ilerlemeye başlar Önce sağ kulakça, sonra da sağ karınca gelir ve buradan da akciğerlere pompalanır. Videonun başında bahsettiğim, üstünü çizdiğim şu tanımın yanlış olmasına sebep olan istisnai durumda işte bu sırada oluşur. Arkadaşlar bu damar bir atar damardır. Oksijen seviyesi düşük kirli kanı taşıyor olmasına rağmen kanı kalpten dışarı taşıdığı için bu damar bir atar damardır. Ama dikkat edin bu sefer oksijen seviyesi düşük olan bu kan vücuda değil akciğerlere taşınıyor. O yüzden bu damara akciğer atar damarı ya da pulmoner arter adı verilir. Kan bu şekilde akciğerlere ulaşır ve burada daha büyük miktarda gaz değiş tokuşu gerçekleşir. Oksijen açısından zenginleşen temiz kan kalbe buradaki damarlar aracılığıyla geri döner. Bu damarlar oksijen seviyesi yüksek temiz kanı taşımalarına rağmen kanı kalbe getirdikleri için toplar damar olarak adlandırılırlar. Bu damarın adı da akciğer toplar damarı ya da pulmoner bendir. Bu noktadan sonra döngü yeniden başlar. Pulmoner toplar damarlar kanı sol kulakçığa getirir, kan buradan sol karıncağa geçer ve buradan da aort yardımıyla büyük kan dolaşımını gerçekleştirmek üzere vücuda pompalanır. Küçük kan dolaşımı kanın kalpten akciğerlere gidip kalbe geri dönmesi. Büyük kan dolaşımı ise kanın kalpten vücuda gidip kalbe geri dönmesidir. Evet, bunları söyledikten sonra atar damarlar ve toplar damarlarla ilgili ilginç noktaları görmeye devam ediyoruz. Atar damarlar kalbin pompaladığı kanı taşıdıkları için yüksek basınçlıdırlar. Yüksek basıncı buraya da büyük harflerle yazalım. Evet. Kimsenin kaza geçirmesini istemem. Ama eğer bir kaza geçirirseniz ve bir atar damarınız kesilirse kan bu yüksek basınç yüzünden damarınızdan fışkıracaktır. Tabii bu arada ufak kazalarda yaşadığımız kesiklerin genellikle kılcal damar seviyesinde gerçekleştiğinde hemen ekleyelim. Örneğin parmak ucunuzdaki bir kesik kılcal damar kesiği olduğu için kan yavaş yavaş akar. Atar damarlar yüksek basınçlıyken toplar damarlarınıza basıncı düşüktür. Düşük basınç, bir dakika bunu da yazalım, hmm. atar damarlara kalp tarafından pompalanan kan, kılcal damarlardan geçtikten sonra ağır bir şekilde toplar damarlar aracılığıyla kalbe geri döner. Burada bir pompalama yoktur. Yüksek bir basınç da söz konusu olmadığı için toplar damarlarda kanın tek bir yönde akmasını sağlayan kapakçıklar vardır kavram hatasını devam ettirmek istemediğimden burada toplar damarlardaki kanı da mavi yerine kırmızı ile çiziyorum. Ama evet bu bir toplar damar. Tüm bunlara ek olarak atar damarlarda yüksek basınç olduğundan belirli bir hacimdeki kanı belirli bir zamanda bir yere taşımak için söz konusu olan hacmin düşük olması gerekir. Atar damarlarda düşük hacim olmasının sebebi de zaten budur. Toplar damarlardaki hacimse yüksektir. Şimdi farkı daha iyi anlayabilmeniz için şöyle söyleyeyim: Atar damarlarda dolaşan kan vücudun toplam kan hacminin yaklaşık olarak sadece yüzde iken toplar damarlardaki kansa toplam hacmin yaklaşık %65'ine denktir. Kanın geri kalanının nerede olduğunu merak ediyorsanız, yüzde beşi kılcal damarlarda, %5'i kalpte ve yüzde onu da Akciğerlerdedir. Şimdilik burada bırakalım. Bu videodaki ana amacımız atar damarların kanı kalpten dışarıya, toplar damarlarında kalbe doğru getiren damarlar olduğunu netleştirmekti. Evet, böylece bu da son buldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.